Merhaba sevgili BTC Türk izleyicileri. Görmüş olduğunuz gibi sahaya indik. Neden? Çünkü yeni nesil sporda bundan böyle artık sahada, salonda yeni nesil spor, yeni nesil sporcular neredeyse biz de orada olalım dedik ve stüdyomuzdan çıktık. Şimdi sizler için ilk durağımız bu bölümde Riva Milli Takım Tesisleri ve A Milli Kadın Futbol Takımımızın antrenmanını izleyip sonra keyifli söyleşiler yapmak. Malum keyfimiz yerinde çünkü Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruptaki ilk maçımızda Portekiz'le 1-1 berabere kaldık ve o beraberlik sonrası direkt rakibimizdi malumunuz. Keyfimiz yerinde Bulgaristan ve Sırbistan maçlarını bekliyoruz. Takımımızın hazırlıklarına biraz bakacağız. Hem morallerini, motivasyonlarını şöyle gözlemleyeceğiz hem de keyifli bir söyleşi yapacağız. Yeni nesil sporun yeni haliyle konuşulacağı, yeni haliyle izleyeceğiniz bu bölümü için hazırsanız başlayalım. A Milli Kadın Futbol Takımımızın kaptanı Didem Karagenç ile birlikteyiz. Keyifli bir söyleşi yapacağız diye düşünüyorum. Çünkü keyfimiz yerinde. Biliyorsunuz Dünya Şampiyonası eleme grubunda, Avrupa elemelerinde iyi başladık. Önemli rakip gördüğümüz gruptaki önemli rakiplerimizden birine, Portekiz'e 1 puan aldık. Dolayısıyla keyfimiz de yerinde, güzel de devam edeceğiz. Şimdi heyecanımız devam ediyor. Didem nasılsın? İyiyim. Kamp başladı. Kamp başladı, evet. Maçlarımız var. Onları hazırlanıyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Dileriz. Yani güzel başladık diyebiliyoruz. Önemli bir puan olarak başladık. Güzel devam eder. Bulgaristan, Sırbistan maçları oynayacaksınız şimdi. Nasıl hazırlıklar? Yani çok iyi gidiyor. 2 gün oldu kampa gireli. Riva'dayız. Tesisimizdeyiz. Gerçekten çok yoğun bir hazırlık sürecine girdik. Bundan önceki Portekiz maçımızı zaten 1-1 berabere kaldık. Grupta şu an 3. durumdayız. Aha. Bu 2 maçı da alıp ikinciliğe geçmeyi hedefliyoruz ve planlıyoruz. Umarım Bulgaristan maçı çok iyi geçecek. Sırbistan'da oynayacağımız, deplasmanda oynayacağımız maçtan da 3 puan alıp ülkemize 6 puan toplayıp geri dönmüş olmak istiyoruz. Bizim de bütün temennimiz o, milli duygularla dolu bir yaz sezonu geçirdik. Yaz bitti, sezon normalde ligler anlamında başladı derken yine milli heyecanı yaşamaya devam ediyoruz aralarla birlikte. Ve keyfimiz de genel olarak yerinde diyebiliriz. Yani böyle milli duygularımızın son yıllara bakıldığında en böyle yüksek olduğu zamanı yaşıyoruz. O yüzden sizin adınıza nasıl geçiyor? Şimdi kadın milli futbol takımımıza ilgi giderek arttı. Yani son özellikle 1-1,5 yılı baz alırsak daha da yükseldi, hızlı bir yükseliş geçti. Şimdi bu Portekiz maçı sonrası size geri dönüşler nasıl oluyor da böyle motivasyonunuzu arttırıyor mu bu bir puanın sonrasındaki dönüşler? Ya, televizyon veriyor artık maçlarımızı. En önemlisi bu. Artık bizi izliyorlar ve yaptığımız, verdiğimiz mücadeleyi görüyorlar. Milli duygularla sahadayız zaten. Bu mücadeleyi vermek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz, tüm takım arkadaşlarım ve ben. Bu mücadeleyi verip karşında bir puan aldığımızda da dışarıdan çok güzel geri dönüşler oluyor. Gerçekten burada çalıştığımız, verdiğimiz emeklerin, hocalarımızın bize gösterdiklerini sahaya yansıtıp orada da çok güzel sonuçlarla geri dönmek hepimize artı motive oluyor. Ve bu kampa gelirken de hepimiz şöyle geliyoruz. Hadi 2 maçımız daha var. Bunları da yeneceğiz. İşte 6 puan alacağız. Geri döneceğiz. Ülkemize o şekilde döneceğiz. Yani biz buradayken milli duygularımızı yani çok yoğun bir şekilde biz de yaşıyoruz. Yani bu formayı giyip sahaya çıktığımız zaman bütün ülkeyi temsil ettiğimizin farkındayız. O yüzden biz de inanılmaz duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bir gol attığımızda gol sevinçlerinde hep birbirimize kenetleniyoruz ve hani bu esnada ülkemizi çok iyi temsil ettiğimiz için kendimizle de gurur duyuyoruz ve insanların da bizimle gurur duyduğunu görmek ve bilmek gerçekten bize artı motive oluyor ve daha heyecanlı ve daha hevesli olmamızı sağlıyor. Burada tabii biz şimdi size antrenman yaparken atılan gollerde bile o şeyi görüyoruz aslında. Evet. Yani Deniz Lavcı başta olmak üzere bu enerjisi çok yüksek bir ekipsiniz gerçekten. Burada hani burada böyle rahat konuşuyormuşuz gibi görünüyor olabilir fakat soğuk hava. Yani çok kolay şartlar değil antrenman yapmak için. Ama burada böyle antrenmanda atılmış bir gole bile acayip bir yani o takım işte karşı takım inanılmaz seviniyor attığı gole, işte yiyen takım üzülüyor falan gibi böyle bir hani hakikaten anı yaşadığınız bir durum var. Enerjiniz de çok yüksek, o yüzden eminim çok keyifli geçiyordur yani. Yani hocalarımız da bu enerjinin yükselmesinde çok büyük rol tabii ki. Onlar da bizim böyle gol attığımızda işte kenardan bağırıyorlar, ediyorlar falan. Hani hepimiz artı motive oluyoruz dediğim gibi.
Yani çok keyifli bir yer. Yani milli takımda olmaktan gerçekten hepimiz tek tek gurur duyuyoruz. Hani çok mutluyuz burada olmaktan dolayı. Hani çıktığımız her antrenmanın bizim için çok önemi ve değeri var. Ay, iki tane maçımız var. Çok heyecanla bekliyoruz. Bütün desteğimiz sizinle olacak zaten. Umarım o iki maçta istediğimiz gibi sonuçlar alırız ve bizim asıl hedefimize doğru giden yolda daha büyük umudumuz olmuş olur. Şansımız daha da yükselmiş olur. Dolayısıyla bütün dualarımız, kalbimiz, iyi dileklerimiz sizinle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok tutmak istemiyorum terlisini diye. Başarılar. Sık sık görüşeceğiz zaten. Görüşürüz artık. Ben bundan ederiz. Sonraki maça gelmek istiyorum bekliyoruz zaten. Yani izlemeye bir de burada. Lütfen, Bulgaristan maçı Bulgaristan burada zaten. Bulgaristan maçı. O yüzden Bulgaristan maçının tarihini not edin. Hani artık nereden destek verebiliyorsanız enerjimizi bir araya getirmemiz lazım. O maç bizim için önemli. Evet, çok teşekkürler önemli. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, antrenman sahasında keyifli söyleşilerimiz devam ediyor. Kaptandan sonra şimdi Yağmur'la birlikteyiz. Yağmur Portekiz maçında bizi sevince boğan ve tabii ki daha da motive olmamızı, diğer maçları daha da motive beklememizi sağlayan golü attı. O yüzden artı bir mutludur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yağmur, keyfimiz çok yerinde. Çok yerinde. Takım olarak çok yerinde. Ya tabii bu takım oyunu ama hani golü atıyor olmak da ayrı bir iyi yani. Evet. Onun ağzı başka tabii ki. Kazanın ama golü de ben atsam fena olmaz durumu oluyordur şüphesiz. Ne hissettin? Öncelikle gol hissediliyor mu hakikaten? Öyle bugün ben gol atacağımı hissediyorum, dün rüyamda gördüm falan gibi bir şey oluyor mu? Öyle şeyler oluyor. Bir gün önceki en son antrenmanda hissediyorsun. Aha. Oradaki işte diyorsun ki kızlar da geliyor, takım arkadaşların da geliyor. İşte Yağmur abla işte yarın bir golüm var diye. Kendin de hissediyorsun. Yani onu çağırıyorsun. Buna inanıyorum ben yani. O günde golümü attım çok şükür. Ya Portekiz bizim tabii gruptaki iki aslında en önemli rakibimizden bir tanesiydi. O yüzden hani sonuçta baktığımızda bir beraberlik ve bir puan aldık ama o grupta bizim için çok önemli bir puandı. Öyle başlayınca biraz daha diğer maçlara da insanın motivasyonu artıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Motivasyon açısından ve puan açısından, ülke puan açısından da bizim için çok iyi oldu. Dünya Kupası'nın ilk maçında evimizde Portekiz gibi grubun favori takımlarından biriyle berabere kaldık. Şimdi önümüzde Bulgaristan ve Sırbistan maçları var. Onun için de bizim için inanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu o maç. Mesela özel şeylerin var mı, ritüel böyle hazırlanma vesaire işte ya da hani böyle bir rutinim var, bunu yapınca daha çok böyle gol atacağım gibi hissediyorum falan şeyler oluyor mu? Ya benim işte kıyafet saçlarımla ilgili. Aha. İşte saçlarım topuz olacak, işte tokam vardır, giderim özel tokam var, o tokam olacak, işte içinde lastikli sıkı olacak. Aha. İşte bir gün öncesinden işte ayarlıyorum her şeyimi, tekmenim vesaire, kramponlarımı işte siliyorum ediyorum. O şekilde her şeyim tam takım olacak, o şekilde çıkmam gerekiyor. Eksik bir şeyim olursa o etkiliyor yani beni. Ben hep şeyi merak ediyorum. Şimdi tabii hani defans oyuncusunun da gol attığına tanıklık ediyoruz ya da işte orta saha oyuncusunun, ama tabii forvet sonuçta gol atma ihtimali en yüksek oyuncu. Dolayısıyla onların böyle hani bir gol sevinçleri bir şekilde yerleşiyor ya da gol sevincine dair aklında mutlaka bir şey oluyor. Ya aynısını yapıyor ya o gününkü maçın durumuna özel başka bir şey yapıyor falan. Sende böyle bir durum var mı? Böyle benim gol normalde özel? Gol sevincim vardır. Herkes de benim antrenmanda da taklidimi yapar arkadaşlar ama Portekiz maçında ben gol attıktan sonra genelde hep bu şekilde yaparım. Ama Portekiz maçında ne yaptım, ne ettim, nereye gittim falan. Hani orada hat koptu. Yani tamamen aksına bıraktık. Yani. Direkt kendimi yedek kulübesinin orada buldum işte hocaya sarılırken, takım arkadaşlarıma sarılırken. Çünkü gerçekten çok istiyoruz. Çok da iyi çalışan bir takımız. Eski oranlı çok güçlüyüz. Kendimize de çok güveniyoruz. Hı-hı. O yüzden karşılığını da almak hani bizi ayakta tutuyor. Onun sevinciyle o gün o gol sevincimi yapalım Bulgaristan maçına kendimi şu anda hazırlıyorum. O gol sevincimi yapacağım evet, diyorsun evet, yani onu inşallah. Yapacağım. Bütün onu inşallah. Böyle şey oluyor mu? Böyle mesela golü atıyorsun falan, hani ailen varsa ya da ne bileyim sevdiğin biri varsa falan, böyle hani ilk ona bakayım ya da işte yok hocama bakayım, yok takımda işte atıyorum yedek kulübesindeki arkadaşım varsa, böyle ilk gözün kimi arar normalde? Eğer annem geliyorsa. Aha. Genelde Ankaralıyız biz. Aha. Ailem işte bu maça da gelecek Ankara'dan. Genelde annemi işte gözüm arar. Öncesinde de söyler. Annem geldiği her maç biz kazanırız ve ben gol atarım. Öyle bir totemimiz vardır bizim yıllardır da işte. Şimdi bu maça da yine gelecek. Gözlerim onu arayacaktır. Hani o kadar kalabalıkta göremesem de hani o onu bilecek. Öyle aramızda bizim bir totemimiz ben var. Ben de geleceğim bu arada maça. Tamam. Böyle bari bir biz dikkatli... yine yedek kulübesinde oluruz büyük ihtimalle. Dikkat çekecek bir şey giyeyim. Eğer ikinci, üçüncü bakman gerekiyorsa ben orada olacağım.
Şimdi çok tutmak istemiyorum. Hemen son sorumu sorayım. Biz hani genelde kadın futbolunun işte destekle daha hızlı büyümesi adına vurgular yapıyoruz yani her türlü platformda ve son birkaç yılda da giderek destekle birlikte işte başarının da umudun da bilinirliğin de tanınırlığın da arttığına tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla hani sen bu futbol kariyerin boyunca bütün bu süreçlere tanık olmuş biri olarak bu son dönemdeki ilgiyle, destekle işte sponsorlar olsun, medya olsun bu destekle ilgili ne söylemek istersin? Yani nasıl bir katkı sağlıyor somut anlamda sence? İnanılmaz motivasyon kaynağı oluyor. Çünkü ben bu desteğin görmemiş kısmında yaşadığım için şu anda benden küçük takım arkadaşlarıma da söylüyorum. Bu imkanların işte bu desteğin iyi işte farkına varın, kıymetini bilin diye. Biz daha da fazlasını istiyoruz. Tabii daha fazlası olması için başarı da olması gerekiyor. Biz bunun farkındayız. Daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun doğrultusunda bize daha da çok destek gelecek. Gelmeye de devam etsin istiyoruz. Evet, bizim can gönülden tüm desteğimiz zaten sizinle inşallah dediğin gibi Bulgaristan üstü Sırbistan'da da keyfimiz yerinde olacak. Evet. Ondan sonra güzel güzel bir araya geliriz diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkürler Yağmur. Ben teşekkür ederim. Valla yani Yağmur'dan en az birer tane olmak üzere iki tane gol ben bekliyorum bu iki maçta. Şöyle enerji gönderelim. Güzel yani güzel. Yollayalım evrene. Bu sevinci göreceğiz ya. Yani. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür başarılar ederim. Tekrar. Evet, milli takımımızın sağ beki Berna ile birlikteyiz. Şimdi kendisiyle sohbet edeceğiz birazcık. Hem hazırlıklara dair hem şu böyle keyfimizi yerine getiren Portekiz maçına dair. Öncelikle nasılsın? Biz fitness salonunda yapalım evet. Dedik bu kez. Hem yani güzel tesislerimizi de biraz daha göstermiş olalım diye. Ben maça falan geleceğim de şu an bu tesis deyince aklıma geldi bana. Çok olağanüstü bir tesis değil mi burası? Evet, tüm imkanlara sahip bir tesis diyelim. Çünkü her şey elimizin altında, her türlü imkanlar sahip. Tabii bizim gelişimimiz açısından. Fitness, havuzumuz, şok havuzumuz falan her şey mükemmel burada. O yüzden çok şanslıyız. Gerçekten ben hani yani iş vesilesiyle yıllardır bir sürü tesis görme fırsatım oldu. Burası yapılırken de birkaç defa ziyaret etmiştim zaten. Ama hani şimdi görmediğim bir sürü yeri işte çekim için bakarken görüyorum ya hakikaten çok etkileyici yani çok güzel şartlar sağlanmış durumda. Tabii ki millilerimiz de aynı şekilde bu şartlara uygun üzerlerine düşeni yapıyorlar. Şimdi biz hep altını çizerek söylüyorum. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde güzel başladık. Güzel de devam edeceğiz. 40 kere söylersek olurmuş. Benim 40'ı bayağı geçti ama. Tabii Portekiz böyle hani Sırbistan ve Portekiz bizim grubumuzda direkt hani hedef rakiplerimiz. Dolayısıyla hani onlarla ilgili işte puan artı hanemize yazdığımızda 1 puan, 3 puan tabii çok ekstra bir önlem. Hani derler ya 6 puanlık maç evet. İşte 1 puanın 3 puan değerinde olabileceği maçlardan biri diye. Dolayısıyla hani maçtan önce nasıl hissediyordunuz? Maç esnası ve sonrasındaki hisleriniz nasıl diye böyle bir genel Portekiz maçı değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ben hemen şöyle başlayayım. Biz yani yeni hocalarımız yani yeni ekip geldiğinden itibaren hedeflerini yüksek tutan bir takım olduk. Burada başarı sağlayacağımızı düşünüyorduk ve istiyorduk açıkçası. Bunun başlangıcı da Portekiz oldu. İnanılmaz mutluyuz hele maçtan sonra. Evet yorgunluktan, ağrıdan uyuyamadığımız saatler oldu ama Portekiz maçının çok güzel geçeceğini hepimiz biliyorduk ve inanıyorduk. Antrenmanlarda zaten bunun bilincindeydik. Ona göre oynadık ettik. Çok yorgunluktan ağladığımız günler de oluyor. Ne olur artık antrenman olmasın dediğimiz günler de oluyor ama biz başaracağız. Biz buna inanıyoruz ve inandık. Hani o kadın futbolunda ki atıyorum 6 sene önce 7 sene önceki
genel olarak imkanlar, ilgi, alakayla bugünkü arasında çok fark var değil mi? Yani başarıyla, motivasyonla, destekle birlikte çok başka bir yere geliyor. Bu da futbolcular olarak karşılığını aldığınız bir şey için mücadele etmek adına büyük bir motivasyon sağlıyordur şüphesiz. Evet. Yani sen bu yoğun ilgiyi görmediğiniz ya da bu desteği almadığınız zamanları da biliyorsun şüphesiz. Evet. Dolayısıyla öyle bir öncesi sonrası kıyaslaması yaparsan. Kıyaslama yaparsam tabii aralarda dağlar kadar fark var. Sponsorlarımızın desteği, taraftarlarımızın, Türk halkının desteği bizi inanılmaz derecede tabii ki motive ediyor. Biz de sahada evet, hani biz hem kendimiz için hem de o insanlar için oynamalıyız diyoruz. Kıyaslama yapacak olursam önceden böyle bir şey yoktu. Evet, kadınlar milli takımın ya da kadınların maçı var dediğinde hani evet. Ama şimdi öyle bir şey asla söz konusu değil. Tabii bu da sponsorumuzun bize vermiş olduğu desteklerden ortaya çıkıyor. Aynı zamanda federasyonumuzun bize vermiş olduğu desteklerden ortaya çıkıyor. Mutluyuz. Biz de bu ortamdan, çünkü uzun zamandır biz de bunu bekliyorduk. Destek gelince başarı da geliyor. Bu yüzden de biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet, aslında böyle hepsi bir zincir gibi birbirine evet. bağlı. İşte hani başarı desteği getiriyor. Destek tabii ki aynı zamanda bir diğer destek, sponsor desteğini getiriyor. Sonrasında işte daha çok başarıya müsait bir hale geliyorsun. Sonra işte o popülarite artıyor. Popülariteyle daha fazla destek oluyor derken aslında hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, yani biz milli takım anlamında genel olarak milli duygularımızı çok yoğun yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz sportif anlamda. Çok da güzel, başarılı da hani böyle ufak tefek arada tedirgin olduğumuz şeyler olsa da maçlarla ilgili genel olarak böyle keyifli, güzel bir süreçten geçiyoruz. Kadın futbolu adına da istediğimiz kupa heyecanını yaşayacağımız düşünüyorum. Şimdi Bulgaristan maçımız var. Öncelikle Bulgaristan maçını burada oynayacağız. İyi de bir destek olacağını düşünüyorum ben bu arada. Sen neler düşünüyorsun Bulgaristan maçıyla ilgili? Hedefimiz tabii ki kazanmak. Yaptığımız önceki maçları galip bir şekilde sahadan ayrıldık. Hedefimiz tabii ki 3 puan ve alacağımızı da düşünüyorum. İyi bir oyunla tabii ki. Seyir zevkinin yüksek olacağı. Kıran kırana demeyeyim, üstün taraf biz olacağız. Vallahi ben seyir zevkinde falan bile zirveleniyorum. Artık seyir zevkini bir kenara bırakmış durumdayız. Böylece 3 maçta 7 puan, 3 maçta 7 puan. Evet. Yoksa zevki falan koy çıkartır. Ya biz başaracağımıza inanıyoruz. Yani bu maçı alacağız. Ama güzel bir oyunla, bizim istediğimiz bir oyunla. O yüzden heyecanla Bulgaristan maçını bekliyoruz. Bir an önce gelsin, o sahaya çıkalım ve 3 puanı alalım. Çünkü onun vermiş olduğu huzuru hiçbir şey vermiyor, öyle söyleyeyim. Tabii canım, galibiyet olduktan sonra evet. dünyalar sizin oluyor yani normal olarak. O yüzden şu maç oynansın da 3 puan alalım. İnşallah. İnşallah. Arkasından da Sırbistan maçı. Evet. Sırbistan da işte yani grupta bizim başında da söylediğim gibi hani Portekiz'le Sırbistan en böyle hedef rakiplerimiz. Almanya'da keza öyle. Dolayısıyla Sırbistan maçı da bizim bu periyotta oynayacağımız diğer maç. 2 maç oynayacağız. Dolayısıyla Bulgaristan'dan sonra da gözümüzü Sırbistan maçına çevireceğiz. O maçta oldukça zorlu ama galip geleceğimizi umut ettiğimiz bir maç. Şimdi birazcık maçların dışında kampta uzun kamp süreçleri geçiriyorsunuz. Ligin arasına da denk geliyor aynı zamanda. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela burada daha çok? Bizim şu an ortamımız açıkçası, yani nazar değmesin diyelim, aile gibiyiz biz. Birlikte gülüyoruz, birlikte ağlıyoruz. Bir şöyle anlatayım, takımımızda komik bir arkadaşımız var, ismi Fatoş, onu buradan ifşa alayım. Nasıl komik yani, ne anlamda? Bildiğin inanılmaz komik. Herkesin moda düşük olduğunda şu hareketiyle bile güldürmeyi başarabilen. Konuşkan falan böyle evet. espri değil mi? O yüzden eğlenceli geçiyor. Evet, yoruluyoruz, herkesin dinlendiği zamanlar oluyor ama hep bir aradayken herkesin güldüğünü düşünün. Herkesin eğlendiğini, birbiriyle şakalaştığını düşünün. Ama çok keyifli. İşte bu da başarıyı getiren en önemli etkenlerden de bir tanesi zaten. Kesin, ama ben mesela Necla Hoca'nın çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle ne zaman görsem ya inanılmaz enerjisi yüksek. Böyle evet. hep çok hani o an sanki mesela normal sohbet ederken bile o an sanki bir şey yapacakmışız gibi, hani koşuya çıkacakmışız gibi falan, böyle motive ve yüksek falan. Hani burada biz mesela detay çekiyoruz, antrenman var. Evet. Antrenmanda bile böyle hani sanki maç, ben böyle hayretle bakıyorum, hani sanki maçta gol atılmış gibi, kim hangi taraf gol atarsa seviniyor. Ya inanılmaz pozitif. Bence hani Türkiye'de kadın futbolu
futbolunun tanınmasında, bilinirliğinin artmasında özellikle çok önemli rollerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Eminim onun enerjisi de size çok artı değer katıyordur. Kesinlikle. Yani o tarafı hiç katmadan konuştum. Eğer o tarafa gelecek olursak da Necla Hoca bu takımın her şeyi, öyle söyleyeyim. Yani pozitif enerjisi. Evet, uzun yıllardır tanıyoruz. Ben çocukluğumdan beri tanıyorum Necla Hoca'yı. Yani antrenörüm oldu. Şimdi burada teknik direktörümüz o bizim. Herkesin en kötü anında, en iyi anında yanında olan kişi. Kısacası şöyle söyleyeyim, anne tabiri diyebilirim Necla Hoca'ya. O takımı birleştiren insan, o bizi buraya getiren insan. O yüzden ona da herkesin adına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu başarı, evet sahada biz futbol oynuyoruz ama onun sayesinde de geldi. O bize teknikler verdi, taktikler verdi. O yüzden Necla Hoca her şeyimiz. Var mı böyle Necla Hoca'nın da kızdığı, ettiği sinirler? Sinirli anını hiç denk gelmiyor. Pozitif anları iyi. Yok, ama var herhalde yani. Değil mi? Ya sinirlendirmeyeyim. Ya o konuyu hiç girmeyeyim. Konuya bile girmek istemiyorum. Yok, sinirli anına kimse denk gelmesin. Gergin anına. Ne güzel. Umarım sinirlendirecek, üzecek, moral bozacak bir şey olmaz. O yüzden işte sürekli koşacağım. Ağrıdan uyuyamasanız da koşmakta fayda var yani. Evet. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı bu kritik iki maç öncesi? Şöyle söyleyeyim, çok çalışıyoruz. Umarım iki maçta da güzel puanlar alırız. Tek temennimiz bu. İnşallah. Çünkü uzun yıllar değil mi, uzun aylardan mı? Yani yaz döneminden beri biz Dünya Kupası elemelerine çalışıyoruz. Hı-hı. Bunu uzun periyot haline değerlendirirsek iki senedir biz bunu çalışıyoruz. Burada başarı elde etmek için çalışıyoruz. İnşallah şu iki maç güzel geçer ve 6 puan almış oluruz. Ve biz de bir şeylerin yapabildiğimizi kanıtlamış oluruz. Evet, kanıtlıyoruz da. Çünkü bunu Portekiz maçında başardık. O yüzden de umarım iki maç çok güzel geçer. İnşallah. Valla ben de geleceğim zaten bu maçına. Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet. Olur da Yağmur'a da söyledim, sana da söyleyeyim, olur gol falan atarsan bana, beni de benimle göz göze gelmeyin. Şey, maçtan önce neredesin falan. Ben bir renkli böyle dikkat çekecek bir şey giyeceğim dedim. Yağmur'a da gol alın, kime koşacaksın falan diye önce bir yolunu yapıp sonra ben de orada olacağım, hakkında bulunsun. İkinci göz göze gelmeyin senin sonra. Sen de bütün takımı örgütleyeceğim. Şey, orada bu herkes. İnşallah 5 gol atıp 5 tane ayrı... kendime yapılmış koşu izlerim diye ben tamamen bencilce böyle kişisel tarafta. Şaka bir yana, inşallah sen de gol atarsın. Yani güzel şöyle bir şeyden. Kornerden. Evet, kornerden şöyle bir duran toptan falan. Evet. Bak bu böyle şeyler çıkar biliyor musun? Bunu ayrıca kaydedelim, söyleyeyim sana. Duran toptan bir tane gol atma şeyi, dileği diliyorum Berna için. Totem yapıyorum. Tamam, okeydir. Teşekkür ediyorum. Vallahi olur. Ağzına sağlık, çok teşekkür ben ediyoruz. Çok başarılar teşekkür şimdiden. Ederim. Çok mutlu desteğimiz sizinle. Vallahi iyi ki zaten sizinle birlikte vakit geçirip başarılarınıza tanıklık ediyoruz. Çok teşekkür. Daha güzellerine inşallah. Başarılar. İnşallah. Çok teşekkürler. Finalde Necla Hocam'la birlikteyiz tabii ki. Bunca böyle enerjiyi depoladık falan. Kendisi kaynağı. Dolayısıyla son olarak enerjisiyle bizi yükselten ve bugün hani böyle yüzümüzün hakikaten genel anlamda söylüyorum, sadece bugün özelinde değil, gülmesinin en büyük vesilelerinden biri olan canımız hocamız Necla Hocam'la sohbet edeceğiz. Şimdi nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel sözü duyduktan sonra çok çok daha iyiyim. Çok sağ olun. Ya ben bunu gıyabınızda söylüyorum hep. Ama hani sizinle de zaman zaman iletişim kurma fırsatımız oluyor. Bugün yüz yüze gelmişken söylemek istiyorum. Bütün bu süreçte işte bizim şahsen tanıştığımız, işte sponsorluk organizasyonları için bir araya geliyoruz vesaire. Sizin enerjinizin, iletişiminizin genel olarak, yani her alandan bahsediyorum, çok katkı sağladığını düşünüyorum. Yani gerçekten çok önemli bir rol oynuyorsunuz bence. Dolayısıyla çok şanslıyız yani biz de Türkler olarak milli takımımızın başında sizin olmanızdan dolayı. Ve tabii bir tebrik lazım, Portekiz maçı. Berabere kaldığımız bir maç aslında ama açılış için
hedef rakiplerimizden birinden bir puan almak aslında mevzumuz. Dolayısıyla evet, keyfiniz yerindedir. Keyfimiz tabii ki yerinde. Öncelikle söyledikleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bu bir ekip işi. Çok kıymetli bir ekiple çalışıyorum. Hani sadece teknik anlamda değil, idari anlamda bizi destekleyen arkadaşlarım anlamında söylüyorum. O ekip iyi olunca sizin de motivasyonunuz yükseliyor. Bir de en güzel enerji kaynağımız şu, bir hedefimiz var. Kadın futbolunu en iyi şekilde tanıtmak ve ilerletmek. O yüzden o motivasyonumuzu da hep sağdan soldan gelen desteklerle devam ettirince, perçinleyince çok daha kıymetli bir hale geliyor. O yüzden ben de çok mutluyum. Çok da kendimi şanslı hissediyorum bu konuda. Şimdi genelde hani hedefe giden yolda istenen sonuçlar alındığında biraz daha keyifli geçiyor kamp dönemleri. Evet. Şu an öyle bir dönemdeyiz. Bize tam böyle Portekiz maçı sonrası işte Bulgaristan, Sırbistan maçlarına hazırlandığınız kamp dönemine denk geldik. Ve enerji bayağı yüksek görünüyor. Antrenmandan da anladığımız kadarıyla. Ama tabii ki size sormak lazım. Nasıl yani atmosfer? Atmosferimiz gerçekten çok güzel. Portekiz, sizin de söylediğiniz gibi, şimdi Portekiz dünya sıralamasında 30. sırada, biz 69. sıradayız. Kendimizden 39 sıra üstün bir rakiple berabere kaldık ve iyi bir oyunla berabere kaldık. O yüzden tabii ki oyuncuların da motivasyonu bir anda yükseldi. Biz Portekiz'le berabere kalıyorsak diğer rakiplerle çok daha iyi mücadele edeceğiz ki ilk maç, açılış maçı her zaman çok zordur. Hele ki zorlu bir rakiple oynadığınızda çok çok daha zor. Ama oyuncularım gerçekten çok inanarak, çok isteyerek çıktılar ve çok iyi bir mücadele verdiler. Karşılığında da bir puanla açılış yapmak çok keyifliydi. Şimdi de Bulgaristan, ardından bir Sırbistan deplasman maçı oynayacağız. Aynı motivasyonla, aynı şekilde devam ediyoruz. Biraz da bizim kamplarımız uzun. Malum biliyorsunuz ligimiz daha açılmadı. Lig açılmadığı için de çok uzun kamplar yapıyoruz. O da bizim için büyük avantajı oldu. Çünkü istediğimiz yüklenmeyi yapıyoruz. İstediğimiz antrenman içeriklerini koyabiliyoruz. Keyifli bir şekilde devam ettiriyoruz kampı. Bulgaristan maçıyla başlayalım. Merak ediyorum öngörülerinizi, düşüncelerinizi. Bulgaristan son zamanlarda tekrar A takımı kurdu. Bir ara kapatmışlardı. Silvia'da kendileri teknik direktörleri de benim aynı kariyer planlamasına devam eden bir arkadaşım. Aha. O da 19 milli takımın hocasıydı. Yeni A milli takım hocası oldu. Ve çok heyecanlı, mücadele gücü yüksek bir takımla karşılaşacağız. Dünya Kupası grup eleme maçlarından önce de bir hazırlık maçı yapmıştık. 3-1 yendik Bulgaristan'ı. Bizim için keyifli, puan almamız gereken, mutlaka 3 puan almamız gereken bir maça çıkacağız. Sırbistan'sa mücadelesi yüksek, oyun kurguları anlamında üstün özellikleri olan, oyuncuları olan, sert, futbolu sert oynayan bir ülkeye karşı oynayacağız. Ama ona göre taktiklerimiz, planlarımız, oyun kurgularımız hazır. Şimdi yavaş yavaş nakış işler gibi oyuncularımıza işlemeye başladık. Sordum tabii ki sporcularımıza da. Uzun kamp dönemi dediniz. Ne yapıyorsunuz mesela? Nasıl vakit geçiriyorsunuz kamp döneminde? Antrenman yapıyoruz. Antrenman. Gerçi sporcu için, futbolcu için antrenman yapıyorsunuz. Gerisi dinlenmek. Onlar işte dinlenmek. Şey. Ama sizin için öyle olmuyor herhalde, değil mi? Yani böyle pek hobiyle falan meşgul olabileceğiniz, yok, ne kadar uzun olursa değil, olsun öyle bir vakit yok yani. Bizim yok, çünkü biz oyuncularımızın her dakikasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Onlar dinlenmeye gidiyor. Biz antrenmanı analiz ediyoruz. Antrenmanda işte GPS değerlerine bakıyoruz. Ne kadar koştuk, hangi değer var? O antrenmandan istediğimizi alabilmiş miyiz? Alamadıysak nerede eksik yaptık? Ya da hangi oyuncumuz eksik kaldı? Ekstra antrenmanı nasıl planlayabiliriz? Akşamki antrenmanda neyi daha iyi yapabiliriz? Görüntüler, analizler ve işte maç analizleriyle sürekli geçiyor ki rakibimizi ne kadar iyi tanırsak, oyuncuya ne kadar iyi anlatırsak o kadar iyi verim alıyoruz çünkü. Hani bizim öyle hobi, dinlenme maalesef öyle bir şeyimiz yok ama hani peki bu konuda şey misiniz derseniz de hiçbir tereddütüm ya da ah niye dinlenmedim gibi bir çekincem yok. Çok keyifli vakit geçiriyoruz çünkü iyi bir takımız, iletişimi çok iyi olan sıcak oyuncularım var ve onların motivasyonunu arttıracak ne yapabilirizle geçiyor vakit açıkçası. Bu arada ben ilk defa tanışma fırsatı buldum, zaten yeni milli takımımızda göreve başladı ama Kuns Hoca ile karşılaştık. Evet. Kendisiyle de böyle hani çok bilmiyorum, çok kısa süre görmeme rağmen çok acayip böyle pozitif enerji, sıcak, acayip sempatik bir şey aldım yani, geri dönüş aldım. O yüzden Kuns Hoca'ya da sorayım, hazır yeni göreve gelmiş milli takımımızın, evet, teknik direktörü olarak size. Dün maçtan sonra tanışma fırsatı bulabildik. İnanılmaz sıcak.
Ve o sıcaklığını karşıya o kadar güzel geçiriyor ki çok güzel sohbet edebildik. Hmm. İşte Alman milli takımındaki hocayla da arkadaş olduğunu, ben dedim artık stratejilerini verirsiniz hocam yaptım. Tabii tabii falan dedi, böyle inanılmaz keyifli ve kızlarla tek tek sohbet etti. Bizim Almanya'dan gelen oyuncularımızla sohbet etti. Bu sıcaklığı bu kadar üst seviyede antrenörlük yapan kişilerle buluyor olmak ortamdaki işte sinerjiyi, enerjiyi tamamen yükselten şey. O yüzden ben de çok memnun oldum. Hem kendisiyle aynı yerde çalışıyor olmak hem de takımın başında onu görüyor olmak çok keyif. Şimdiden canı gönülden başarılar. Böyle hani bugün enerji, işte galibiyet, goller falan derken bu arada hem Berna'ya hem Yağmur'a şey diyorum sürekli. İşte gol atınca normalde nereye gidersin? İşte tribüne bakar mısın? Kulübeye mi gidersin falan? Ben de geleceğim maça. Yani Fransa'dan bir gol atarsa aklımda olsun. Bakacağın ikinci kişi olabilir. Kızları böyle organize ediyor. Bol, çok güzel olmuş. Ki böyle gol 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 diye şey evrene enerjimizi yollayalım. Bütün güzelliklerimiz, dualarımız sizinle inşallah işte 3 maçta 7 puan hedefine ulaşacağız ve bu i̇nşallah. Kamp dönemini öyle tamamlayacağız diye düşünüyorum. Canı gönülden başarılar, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Hem ilginiz için hem desteğiniz için. Maçta da inşallah bütün golleri kızlar sizin için atar. İnşallah. Kendime pay çıkararak. Hem pay çıkar. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki atsınlar da yani armağan edilecek yer önemli değil. Yeter ki goller atılsın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Cingiz, BTC Türk'le Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay? Kolayca Bitcoin al sat, kolayca Bitcoin. İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun, kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın. Yeni Nesil Spor'un bu yepyeni bölümünde sizler için Riva Amirli Takım kamp ve antrenman tesislerindeydik. Amirli Kadın Futbol Takımımızla birlikteydik. Umarım keyif almışsınızdır. Bizler için çok eğlenceli bir çekim oldu. Şimdi Bulgaristan ve Sırbistan maçlarını bekliyoruz büyük heyecanla. O yüzden bu videoyu izleyen herkesten rica ediyorum. Şöyle güzel enerjilerimizi kadın millilerimize gönderelim ve 2'de 2 galibiyetle bu bölümümüzü de ayrıca taçlandırmış olalım. Yepyeni bölümümüzde buluşuncaya dek hoşça kalın.